24 Aralık 1106, Erivan şehrindeyiz. Erivan şehrini Türklerden almak için ordumuzla buraya geldik. İkinci sezon devam ediyor arkadaşlar. İkinci sezona başlamıştık bildiğiniz üzere Filipopoli Savaşı'yla. Şimdi yine Bizans kampanyasının 50. turundayız. Genel savaş numaramıza 427 olacak. Bugün bu şehri Müslümanlardan ve Türklerden alacağız. Düşman da şehir içinde sadece general var. Özellikle burada yani Türklerle savaş halindeyiz. Ben savaşa geçmeden bir kampanyadan bahsetmek istiyorum biraz. Türklerle aramız çok iyiydi önceden. Daha doğrusu 1071'de bildiğiniz üzere Malazgirt'te büyük bir hezimet aldık. Ondan beri bölgedeki Bizans varlığı sorgulanıyordu. Ondan sonra ne oldu? 1081 yılında İmparator Alexius Komnenos tahta geçti. Tahta geçtikten sonra ilişkilerimizi biraz daha düzeltmiştik. Fakat Alexius öldükten sonra yerine geçen oğlu John maalesef iyi ilişkileri devam ettiremedi ve savaş kaçınılmaz oldu. Erivan'ın şehri, arkada zaten bakın şu Ağrı Dağı'nı görüyorsunuz. Ağrı Dağı'nın eteklerinde M.Ö. 780'li yıllarda kurulmuş çok eski bir şehir. Farklı farklı toplumların etkisine girdi. Roma'ya, Ermenilere, şimdi Türklerde ve bu savaştan sonra da inşallah Bizans'ta olacak. Evet, ikinci savaşımızı yapıyoruz. Oyun hediyesi etkinliğinde 9. haftanın ikinci savaşını yapıyoruz şu an itibariyle. Görünüşe göre Selim el Raşit saldırmayacak. Belli de olmaz ama biz hemen şöyle kapı önünü bir saralım. Koçbaşımızı da buraya getirelim. Atlı okçular da şimdilik biraz daha ilerlesin bakalım şuralara doğru. Okçularımızı bir çıkaralım. Niye okçularla ilk başta başladım? Çünkü olası bir eğer general kapı önüne saldırırsa en azından duvarlardan ok atabileceğimiz askerimiz olmasını istiyorum. Ve Bizans mızrakları şu an itibariyle sur üstüne çıkıyorlar. Büyük ölçüde meydanda bekleyecekler. Kuşatma kulelerimizde de askerlerimizi bir çıkartalım bakalım yukarı. Bir önceki savaştan da zaten bahsetmiştim. Kampanyamdan bahsedecek olursak bir sürü farklı cephe var açıkçası. Kuzeybatı'da Macarlarla savaşıyoruz. Yıllar önce onların Bran ve Sofiş kalelerini almıştık. Şu an tek bir şehre Budapeşte'ye sıkıştılar. Onun dışında Venedik'te uzun süreli bir savaşımız var. Onların da gücü biraz tükendi açıkçası. Amacım Venedik şehirlerini gasp etmek, almak. Okçularımızı şöyle güzelce bir dizelim. Siz de çıkın. Şehri biraz incelemeye çalışıyorum. Nereden saldırabilirim, ne yapabilirim? Merkezden piyade saldırısı yapacak gibi görünürüz ya da farklı bir şey de yapabiliriz. Üç kanattan sarmak düşmanı. O yüzden direkt merkezden girmektense piyadelerimizi de buraya yollayalım biz. Kuşatma kuleleriyle çıksınlar, sol taraftan ilerlesinler. Aynı şekilde diğer piyadelerimi de sağ taraftan çıkartmak istiyorum. Okçular yerleşene kadar merkez cenahımız kapı önünde kalsın. Gerekirse koçbaşıyla da yıkarız daha sonra. Evangelos da biraz ilerlesin. Atları da şöyle merkeze doğru koşturmaya başlayalım bakalım.
siz de sağ cenaha doğru şöyle koşun bakalım. Çünkü Selim El Raşit komutasındaki Türk ordusu büyük ölçü saldırmayı düşünmüyor. Evet. Çıkaralım bakalım piyadelerimizi. Özellikle casuslar bu bölgede çok iyi iş yaptı. Biz Tiflis'i aldıktan sonra zaten Erivan yerleşkesi, Erivan şehri Anadolu'da çok uzak bir bölgede. Hani komşuları da araları çok uzak. Trabzonlu olsun, Kayserili olsun, Musullu olsun vesaire çok uzak. Eğer burayı alırsak eğer ciddi anlamda Anadolu'nun güneyine sıkıştırmış olacağız Türkleri. Evet, siz de çıkın. Atlarımızda sıkıntı olduğu takdirde şehre buradan girebilirler. Burada biraz hızlandırma yapacağım. Çok fazla bekletmek istemiyorum. Piyadeler şöyle bir gelsin. Siz böyle gelin. Siz de şuraya çıkın. Aynı şekilde siz de buraya gelin. Siz de buraya çıkın bakalım. Burayı biraz hızlandıralım. Tabii ki düşmanı da gözden kaçırmayalım. Saldırmaya teşebbüs etmiyorlar. Güzel. Güzel. Şimdi buraya casus soktum ben. İki tane casus soktum hatta. İlk turda saldırabilirdik ama saldırmadık. Ben kuşatma kuleleri falan inşa etmek istedim. Evangelos'un buradaki taktiği neydi? Çünkü eğer casuslarla kapıdan girsek direkt tek bir yönden saldıracaktık. Yani bu kadar manevra yapma şansımız olmayacaktı açıkçası. Şimdi manevra imkanımız var. Ya manevra imkanı nedir? 3 koldan düşmanı sarmak olacak. Evet, piyadelerimiz. Piyadelerimiz çıkmak üzere. Evet, hazır şu boşlukta ben yine tekrardan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ikinci sezonu bu muhteşem serinin. Ve bu sezonda iki yeni serimiz daha gelecek. Bildiğiniz üzere Roma Yiğit seri var. Atilla Büyük seri var. Onların anketleri devam etmekte. Yani bunda bu anketlerde ne yapıyoruz? Kampanya türlerini seçiyoruz. Ne tür bir kampanyamız olsun? Bu kampanyaları daha sonra hangi devletlerle oynayacağız, onları seçeceğiz, zorluk seviyeleri vesaire bilmem ne tarzı sizin istediğiniz şeyleri çekeceğim. Roma 1 Ekim'de, Attila da 15 Ekim'de start alacak. O zamana kadar muhteşem seriyle devam edeceğiz. Piyadelerimiz çıktı, atağa başlatalım. Ne yapalım şimdi? Artık kapıyı kırma zamanı. Siz buraya gelin. Diğer piyadelerimiz de şuradan girsin. Atları da yanaştıralım bakalım. Aynı şekilde. Siz buraya geliyorsunuz. Diğer askerlerimiz çıksın. Buradan da yol var gerçi. Oradan da sıkıştırabiliriz. Yine aynı şekilde atlı okçularımız da kapı dibine girsin. Türk ordusu 40 kişi. Selim alacak, evet. Selim El Raşit şu an atak emrini verdi. Bu bizim okçularımız için iyi bir şey olacak. Şurayı hemen kapatalım. Şuraya da bir destek sağlayalım. Hadi bakalım, hızlı olun. Siz de hızlı olun. Şuralara destek sağlayalım. Okçularımız ok atmaya başlasın. Kapıyı da kırmak üzereyiz zaten şu an itibariyle. Evet, kapıyı kırdık. Şimdi hemen birliklerimizi burada savunma pozisyonuna geçirmemiz lazım. Aynı şekilde
Siz de savunma pozisyonuna geçiyorsunuz. Hemen destek. Hemen destek. Siz de savunma pozisyonuna geçiyorsunuz. Okçularımız vurmaya devam etsin. Zaten çoğu askerlerini kaybettiler. Ve şu an sıcak savaş başladı. Hemen arkalarını sarmamız lazım. Hemen arkalarını sarmamız lazım. Hızlıca şuraya gelin bakalım. Siz oku kesin. Kendi askerlerimizi vurmayalım. Siz şuraya kolay ok atabilirsiniz. Hemen destek, hemen destek. Şuraya destek. Bu arada tam bunlar olurken biz de atlarımıza şehir içine girelim hemen. Hemen şehir içine girelim. Hadi abi siz desteğe, desteğe. Çabuk, 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 çabuk. Evangelos da girsin artık şehir içine iyice. Borumuzu da ötürelim. Nasıl gidiyor savaş? Evet, çok az askerleri kalmış. Mızraklayalım, mızraklayalım. Siz de saldırın, hadi bakalım. Ve okçularımızın da oklarını keselim artık. Gerek kalmadı. Komutanları Selim el-Raşid canla başla ülkesini, şehrini savunuyor ama faydası olmayacak. Hala ok atıyoruz. Ok atmayın, ok atmayın, ok atmayın. Hala öldüremedik maalesef ama birazdan canını alacağız. Hadi saldır, saldır. Evet, şu an Selim el-Raşid'i görüyoruz. Bayağı zayiat verdirdi bize. Bayağı zayiat verdi ve öldüremiyoruz maalesef. Hadi lan! Tabii ki öldüğünü göreceğim ben seni. Atını da kendisini de yok ettik. Ve Erivan şehrini Bizans topraklarına katılıyoruz. Şimdi bakalım sonuçlar nasıl? Oh 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 oh, ciddi anlamda zayiat verdirmiş bize. Bunun da nedeni nedir tabii ki? Ölmekte olan şehrini korumak isteyen bir adamın ordusuyla yapacağı son şey. Ama benim gerçekten hoşuma gitmedi. Çünkü direkt casusla girseydik bile büyük ölçü aynı zayiatı alacaktık. Bir yere çekmeye çalıştım, sıkıştırmaya çalıştım. Mızraklı birliklerimle ok da attık, erittik ama sonuçta komutan da kendisi ve askerleri ölürken 95 askerimiz de kendi yanında götürüyor ama onlar cehenneme giderken biz cennete gidiyoruz. Evet, bu savaşta benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Muhteşem serimiz devam edecek. Yeni serilere de az kaldı. Sabırla beklemenizi istiyorum sizden. Bir sonraki savaşta görüşene kadar kendinize çok dikkat edin.